konuşmalarını yapmak üzere, duygu ve düşüncelerini aktarmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize teşekkürler. Aslında anlatılacak hem çok şey var hem hiçbir şey yok. Niye bir şey yok? Az önce gördük, kısa bir filmdi. Ama bir kentin güler yüzlü insanlarını gördük. Mutlu insanları gördük. İster engelli olsun, ister caddede geçsin, ister tarihi bir yerde, isterse parkta. İnsanları güler yüzlü görüyorsunuz. Zaten amacımız ne? Gülen bir Türkiye. Güler yüzlü bir Türkiye. Herkesin birbirine selam verdiği bir Türkiye. Herkesin birbirini kucakladığı bir Türkiye. En büyük arzumuz bu. Anlatılacak çok şey var. Çünkü bu tabloya benzemeyen çok sayıda kentimiz var. Bir İstanbul'u düşünün. Esenler'i düşünün İstanbul'da. Kişi başına düşen yeşil alan 2 metrekareden az. Oysa kentli olmanın bir sorumluluğu var. Niye kentte oturuyoruz? İşimiz orada olduğu için. Sadece işimiz mi? Hayır. Çocuklarımız orada. Sadece çocuklarımız mı? Hayır. Komşularımız orada. Sadece komşularımız mı? Hayır. Akrabalarımız orada. Hiç tanımadığımız insanlar orada. Ama biz hep beraber, birlikte mutlu bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Kentin caddelerinde rahat gezmek istiyoruz. Çocuğumuzu veya torunumuzu alıp parka gitmek istiyoruz. Hastalandığımız zaman hastaneye gitmek istiyoruz. Mutlu olduğumuz zaman mutluluğu paylaşacak dostlarla beraber olmak istiyoruz. Veya emekliysek kahveye gitmek istiyoruz. Öğrenciysek bir araya gelip hep birlikte fıkraları anlatmak, anıları anlatmak, ortak zevklerimizi paylaşmak en büyük arzumuz bu. Belediye başkanlığı bütün bunları gerçekleştirmek zorunda olan kişidir. O açıdan hepimizin belediye başkanlarını çok yakından izlemesi gerekiyor. Kuşkusuz her belediye başkanımızın eksiklikleri olabilir, yanlışları da olabilir. Ama bütün sorun şu, sorun iletildiği zaman eğer o sorunu çözmek için çaba harcıyorsa o belediye başkanımız başarılı bir belediye başkanıdır. Az önce kızımız çıktı, evinde bir yangın olduğunu anlattı Zeynep ve arkasından belediyenin yetişip sorunlarını çözdüğünü söyledi. O yangın var orada deyip de belediye başkanı duyarsızlığını korursa o belediye başkanı iyi bir belediye başkanı değildir. Ama o sorunu çözmek için çaba harcıyorsa o belediye başkanı iyi bir belediye başkanıdır. Biz zaman zaman birbirimizi eleştirebiliriz. Ama şu tabloyu asla unutmamamız gerekiyor. İnsanın mutlu olduğu günler de var, üzüntülü olduğu günler de var. Üzüntüyü paylaşırsak, mutluluğumuzu paylaşırsak, emin olun bir kentte yaşamanın tadına varmış oluruz. Kentli sadece kentte yaşayan insan demek değildir aslında. Aynı zamanda bir kent estetiği dediğimiz kavram vardır. Binaların dış görünüşü, caddeleri, parklarıyla insana huzur veren bir kent olması lazım. Küçücük bir binanın yanına eğer bir gökdelen dikerseniz, o kentte estetik ruhunuz yok demektir. Binaların güzelliği olmalı. Binaların badanalarının güzelliği olmalı. O estetik ruhu yakalamalıyız. Ordu'ya gitmiştim. Seyit Başkanımız o zaman Ordu'nun belediye başkanıydı. Teleferikle Ordu'nun tepesine çıkıyoruz. Dedi ki önümüzdeki süre içinde çatıları da düzelteceğim dedi. Çatıları belki aşağıdaki insanlar görmüyor ama teleferikten geçen insanlar görüyor ve Ordu'nun tepeden de güzelliğini görmeleri lazım. İşte kent estetiği dediğimiz olay budur. Kuşkusuz kentte yaşayacağız ama çocuklarımızı alıp parka gideceğiz. Eğer yeşil alanları
İmara açarsak bu olmaz. Korumak zorundayız. İnsanoğlunun en temel özelliği doğanın bir parçası olmasıdır. Evinizi açtığınızda, evinizin penceresini açtığınızda, önünüzde bir ağaç görüyorsanız, baharda çiçek açmış, sonbaharda yaprakları sararmış, yani hayatınızın bir parçasını orada görüyorsanız, emin olun yeşile, doğaya ne kadar hasret kaldığımızın farkında oluruz. Ben öteden beri hep şunu savundum ve yine savunuyorum. Eğer bir alan imara açılacaksa, bir yeşil alan, niçin referandum yapmıyoruz? Referandum yapalım, mahalle sakinlerine soralım. Şurayı biz yeşil alanlı yapalım, kalsın, koruyalım mı, yoksa buraya bina mı yapalım? Yani yeşili ranta teslim etmeyelim. Bunu yapmak zorundayız. Talan edilen kentlerimiz var. Gerçekten de söylüyorum, talan edilen kentlerimiz var. İnsan üzülüyor. Yeşil alan görmüyorsunuz, park görmüyorsunuz. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer nerede bir CHP'li belediye varsa, emin olun orada yeşile ve yeşilliğe ve parka özen gösterilir. Eğer nerede bir CHP'li belediye varsa, hiçbir ayrım yapmaksızın, kimliği ne olursa olsun, yaşamı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, herkesi kucaklar. Belediye başkanlarımız hep şunu söylemişimdir. Seçildiğin güne kadar CHP'lisin. Seçildikten sonra da CHP'lisin. Ama hizmet ettiğin kente eğer tüm insanları kucaklamazsan, o kente ayrımcılığa yol açarsın. Bunu yapmayacaksınız. Herkesi kucaklayacaksınız. Ve herkes kucaklanıyor. Bu bağlamda Eskişehir'i biz çok önemli bir marka olarak görüyoruz zaten. Bir Bursa'ya bakın. Eski adı Yeşil Bursa'ydı. Şimdi yeşilliği olmayan bir Bursa. Bir Ankara'ya bakın. Öğrenciliğim de burada geçti. Üniversite yıllarım da burada geçti. Betona dönüşen bir Ankara. Ama Ankara'yla Bursa arasında çöldeki bir vaha gibi büyüyen, gelişen ve güzelleşen bir Eskişehir'i görüyorsunuz. Evet, Eskişehir'i bu. Irmağı tertemiz, plajı var. Eğer siz kentin içinden geçen ırmağı kente hizmet eder hale getirmiyorsanız, sizin belediye başkanlığında ne işiniz var? O güzellikleri eğer siz kentin sakinlerine sunamıyorsanız, sizin belediye başkanlığınızda ne işiniz var? Hep şunu söylerim ve yine söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Türkiye'ye pek çok ilkleri getirmişlerdir. İlk metro getiren bir CHP'li belediyedir. İlk toplu konut projesi bir CHP'li belediye getirmiştir. İlk tanzim satış mağazası bir CHP'li belediye getirmiştir. İlk halk ekmek fabrikaları CHP'li belediyeler yapmışlardır. İlk tercihli yollar CHP'li belediyeler yapmışlardır. Ama şu algıyı beslemek isterler. Efendim CHP'li belediyeler hiç iş yapmıyor, hiç çalışmıyor. Tam tersine. Ama bir kusurları var, onu söyleyeyim. CHP'li belediyelerin. Yaptıklarını iyi anlatmıyorlar. Diyorlar ki sanki herkes öğrendi. Herkes bilmiyor. Bursa'dan Bursa'ya giderken veya Balıkesir'e giderken bir şekliyle yolumuz Eskişehir'den geçer. Bir şekliyle. Giderim bir parkta, parkın ortasında güzel bir lokanta vardır. Orada yemeğimi yerim, vatandaşlarla sohbet ederim vesaire vesaire. Ve şunu görürsünüz orada. Anadolu'nun değişik yerlerinden Eskişehir'e vatandaşlar gezmeye geliyorlar. Turistik gezi olarak Eskişehir'i tercih ediyorlar. Eskişehir eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentliğini mi yaptı? Hayır. Bursa kadar, İstanbul kadar tarihi eserleri mi var? Hayır. Var kuşkusuz ama o yoğunlukta yok. Ama insanlar orayı tercih ediyorlar. Görmek istiyorlar, gezmek istiyorlar. Bir başarıyı aslında görmek istiyorlar. Bizim temel amacımız
yeşili bol, caddeleri geniş, insanları güler yüzlü, sorunları çözülmüş bir kenti ayağa kaldırmak, bir kenti yaratmaktır. Bizim belediyelerimizin temel özelliği budur. İstanbul'u nefes almak ister. Nereye gider İstanbul'u? Ya Beşiktaş'a gider, ya Kadıköy'e gider, ya Bakırköy'e gider, ya Silivri'ye gider, nerede ya Sarıyer'e gider. Yani nerede CHP'li belediye varsa nefes almak için oraya gider. İstanbul hiçbir zaman ben Esenyurt'a gideyim bir nefes alayım demez. Esenler'e gideyim bir nefes alayım demez. Bağcılar'a gideyim bir nefes alayım demez. Ama buradan o ilçelere de sesleniyorum. Eğer oralara önümüzdeki süreçte bir CHP'li belediye başkanı gelirse göreceksiniz. Yeşilliği bol, caddeleri geniş, insanları güler yüzlü bir kenti biz inşa edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum ben. Yeşilliği olmayan bütün kentlere. Bizim çok küçük bir belediyemiz var. Çok küçük bir belediyemiz. Erzurum'da. Bu belediye başkanımız seçildi. Şu anda Erzurum'un tek konuşulan belediyesidir. Tek konuşulan belediyesidir. Olağanüstü bir çalışma. Olağanüstü. Çünkü kente ve insanların ihtiyaçlarını görüp ona göre hizmet üretiyorsunuz. Zor bir iş yapmıyorsunuz. Zaten sizin göreviniz hizmet etmek. Bu bağlamda baktığınızda Tepebaşı olağanüstü güzel şeyler yapıyor. Sağlık mı? Sorunu çözüyor. Yaşlar mı? Sorunu çözmek istiyor. Alzheimer hastaları mı? Sorunlarını çözmek istiyor. Kentin güzelliği mi? Sorunu çözmek istiyor. Burada çok güzel bir tablo vardı. Bir kadın evinin balkonunda çiçekler var ve o çiçeklere su veriyor ve gülerek bunu yapıyor. Hayatı paylaşıyor aslında o çiçeklerle o kadın. Hayatı paylaşıyor. Bu güzellik belki hiç farkında varmıyoruz biz bu güzelliğin. Belki evimizde çiçekler var, başka yeşillikler var. Ama bir şekliyle biz onların parçasıyız. Onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Onları büyütüyoruz aslında çocuklarımız gibi. Aynı şekilde parklardaki ağaçları da çocuklarımız gibi büyütmek zorundayız. Birileri yeşilliğin ne olduğunun farkında değil. İki ağaç kesmekle bu kıyamet mi kopar diyor. İki ağaç kesmekle. Evet, iki ağaç kesmekle, gereksiz yere iki ağaç kesmekle kıyamet kopabilir. Unutma, o ağaçlar da canlı. Bizim gibi canlı. Bir kentin belediye başkanı bizim dışımızda da o kentte canlıların olduğunu asla unutmamalı. Ağacından kelebeğine kadar pek çok canlı var ve biz onlara da bakmak zorundayız. Onların da sorunlarını çözmek zorundayız. Onları da yaşatmak zorundayız. Böylesine güzel sorumluluklar var. Ve tabii son olarak şunu da söyleyeyim. Her belediye başkanımız kentin sakinlerine hesap vermek zorundadır. Bu işin temel kuralıdır. Temel kuralıdır. Nereye neyi harcadığımı, bütçesinin ne olduğunu bunu gelip kente anlatmak ve kentliye anlatmak zorundadır. Hesap vermenin demokrasilerde olgun ve çağdaş bir görev olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Bir kişi ben hesap vermem dememelidir demokrasilerde. Makamı, mevkisi, yeri ne olursa olsun hepimiz hesap vermeliyiz. Aile reisi olabiliriz. Çocuklarımıza hesap vereceğiz. Eşimize hesap vereceğiz. Eşimiz, o da aileye hesap verecek. Mahalleliye, muhtar hesap verecek. Aramızda sevgili muhtarlarımız da var. Onlar da elbette ki yeri geldiğinde belediye başkanlarına soracaklardır. Bizim ihtiyaçlarımızı giderin diyeceklerdir. Çünkü kentli olmanın bir diğer temel özelliği de dayanışma kültürüdür. Eğer dayanışma kültürünü besliyorsa karşılıklı o kentte mutlu insanları yaratmış oluruz. Dayanışma kültürü bu bağlamda çok ama çok önemlidir. Evet, belediyemiz burada güzel bir sergi salonu, mütevazi bir alanda sergi salonumuzu açtık. Belediyemiz burada yapmış olduğu hizmetleri tanıtacak. Bugün parti meclisinden bir arkadaşımız şunu söyledi. Keşke dedi bu sergiyi burada değil de Kuğulu Park'ta gerçekleştirebilseydik dedi.
daha fazla kişinin görebileceği bir alanda. Doğru, bu da önemli bir şey. Çankaya Belediye Başkanımızla konuşuruz. Eğer öyle bir ortam yaratılabilirse, bundan sonraki sunuşlarımızı, çünkü halkın görmesi lazım, neleri yaptığımızı, hangi olayları gerçekleştirdiğimizi, projelerimizi gerçekleştirdiğimizi halkın görmesi lazım. Medya bize yeteri kadar yer vermiyor. Belediye başkanlarımıza da yer vermiyor. Ama biz hizmetle sakinlerin tamamına bunu anlatıyoruz. Ve anlatmak da bizim boynumuzun borcu. Umuyorum önümüzdeki süreç içinde diğer belediye başkanlarımız da güzel hizmetlerini tanıtacaklar. Ben bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, onları seviyoruz. Onların daha yürekli hizmet sunmalarını istiyoruz. Bu bağlamda Tepebaşı Belediye Başkanımızı da yürekten kutluyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Bizi bugün onurlandıran Sayın Genel Başkanımız Zeki Sezer var. Hanımefendi burada, yine Rahşan Hanım burada. Diğer arkadaşlarımız buradalar. Hepinize yürekten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hemen kendisine bir takdimimiz olacak. Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataş tarafında. Çocuklar. Çok sevindim.
İyiyim başkanım. Biraz daha gireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunlar tamamen bizler yaptınız. Bizler yaptınız. Evet. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendi üretimleri. Hoş geldiniz. Mantar gibi vallahi. Biz yaptık. Bizler. Sizi çok seviyorum. Ya alan çıksın. Başkanımız bize çok güzel bir atölye yaptı. Biz bütün vaktimizi orada stresimizi atıyoruz. Hanımeli sokak varmış aynı. Evet. Hanımeli sokağımız bir arada satışlar yapılıyor. Maddi gelir. İthalat ediyoruz. Ne arz eder? Alalım mı şimdi? Oradan gideceğiz. Tamam. Tamam. Hayır. Ya arkadaşlar bana çok küçük. Recep Bey görürse mahvolur. Değil mi? Kavurma bölümü. Tamam. Çatal alabilir miyim? Hayran var mı? Hayran var hayran. Buyurun. Peçete var mı acaba? Buyurun. Peçete alabilir miyim? Peçete. Çibörek bölümüne geldim. Bu mu çibörek? Başkanım çibereye geldi mi? Değil mi? Bu çibörek. İyi daha çibörek. Şu mu? Tabii. Şimdi geliyor çibörek. Bu mu çibörek? Evet. Beni mi arıyorsun? Yok. Sayın Başkanım. Yasemin Hanım. Başkanım. Buyurun. Bir hayran daha. Evet. Başkanım çibereyi de tadın. Sayın Başkanım. Pirinç de var. Evet, pirinç ve kuyruk. Pirinç. Buyurun başkanım. Peçete devam alabilir miyiz İnci Hanım? Peçete. Başkanım. Başkanım. Genel başkanı yanına alabilirsek. Tarafı ıslak mendillerden. Bu ekip sizi ziyaret etmişti başkanım. Farkındayım, gördüm. Beğendiniz mi? Tabak alabilir miyim? Boş mu? Öyle mi? Müthiş bir yeteneği var. İnanarak yok. Aynen öyle. Ben ölümümden geldiğimde. Yalnız ben imzamızı rica ediyorum. Ne demek? İmzada asalım. Zülyem atıyor. Evet, konuşmam ben tarafım. Benim biraz genişleştirsiniz arkadaşlar. Ahmet Bey kutlatın Zeynep. Öyle mi? Evet. Abi ya. Bugün ayın kaçı? 20... 15. 15 pardon. Şöyle direkt geçiyoruz. Ben size gerçekten bundan efendim. İzmir'in böyle büyük moda aktiviteler size bilezik verdiler o sistemde. Biz de dünyada çekiyoruz. Tamam. Öyle mi? Evet, Ankara'da. Tamam. Bunlar bir kısmı. 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 Bunlar bir kıs
Bir de o şeyleri var. Evet, evet. Bayağı bir şey var. Sinan Bey'in başkanı. Şey, kameramanlar kapatmayın. Şurayı boşaltın. İşlerden Hasan. Böyle de. Aa, güzel. %46 oldu. Bir dakika, ne yapıyorsun? Aslında çok konuşmuşsun. Güzel. Biraz daha ileride. Bunu parklara koyuyorsunuz değil evet. mi? Evet. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu. Öğrenciler evet. Para vermişsin. Güzel. Cem. Para mı alıyorlar? Öyle mi? Güzel. Bakın her telefonu... Marka. Markasına uygun olur. Gitme taraflar değil de genel başkanım. Eskişehir'de gitsinler, kenti bilgesinler, tepe başına bulasınlar, bu şehir nasıl çalışıyor görsünler. Ve dolayısıyla görecekler ki bir kente nasıl değer veriyor, kentte yaşayan insanlara nasıl değer veriyor, onlar nasıl bir kentin meydanlarında rahat, özgürce gezebiliyorlar, yaşlısı, genç, çocuğu, huzur içinde, barış içinde bir kentte yaşıyorlar. Eskişehir başarı. Umarım bunu herkes görmüş. Tabii ki bu başarı tüm diğer cumartesi örnek olacak. Elbette, elbette. Bundan sonra, Tepebaşı'ndan sonra diğer belediye başkanlarımızda döşeme altı var, diğerleri var. Bundan sonra döşeme altı belediyesi sergisini yapacak. Hep beraber gezeceğiz ve göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.